Merhaba arkadaşlar, Gökhan'la Teknoloji'ye hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber daha önce Note 10 Plus telefonların artık 3.5 mm kulaklık girişiyle gelmeyeceklerinden bahsetmiştik. Evet, bugün sizlere bu sorunu nasıl halledeceğimizi, Samsung'un bu konu hakkında neler ürettiğinden ve ne yapabileceğimizden bahsedeceğiz. Samsung USB'den 3.5 mm şaka çeviren bir aparat. Bunu farklı şeylerden de denedim. Farklı markalardan da denedim. Fakat Note 10 Plus'ta çalıştıramadım. Evet. Evet. Küçücük bir aparat. Aslında bundan çok daha güzel ürünler vardı. Media Markt, Xiaomi'nin shopları, Teknosa gibi birkaç ayrı mağazadan hem şarj yeri olan hem de kulaklığın girişi olan modelleri denedim. Fakat olmadı. Samsung'la çalıştıramadım. Şu görmüş olduğunuz yerdeki şarj yerine giren kısmın içerisinde pin denilen ufak metaller var. Her firma kendi ürününü satabilmek için kendine göre üretmişler bunları. O yüzden hiçbiri istediğim gibi çalışmadı. Birkaç ayrı yerde deneme fırsatım oldu. Evet, bunu gördüğünüz gibi zaten evet, Samsung Note 10 Plus ve artık birçok telefon alt kısımda 3.5 mm, yani şu kulaklık, eski tip kulaklıkların gireceği bir giriş artık üretmiyorlar. Bunu ve bu kulaklıkları kullanabilmek için artık böyle bir aparata gerekiyor. Dediğim gibi normalde burada hem şarj hem kulaklık girişi olanlar var. Fakat ben Note 10 Plus'ta çalıştıramadım arkadaşlar. Bir müddet tabi çalıştıramadığım için kablosuz kulaklıkları denedim. Fakat kablosuz kulaklıklar ilk başta her ne kadar güzel gelse de gerçekten müziği dinlerken hissetmek için böyle büyük Sony'nin kullanıyorum ben. Bu tarz kulaklıklardan da vazgeçemiyorsunuz. Evet, 3.5 mm kulaklığı buraya takıyoruz. Evet, Samsung müziği açalım. Evet. Evet, gördüğünüz üzere çalıştı. İşte bildiğiniz gibi bu kulaklıklarda sesi hissetmek gerçekten daha iyi oluyor. Evet, gördüğünüz gibi sesi çok daha iyi hissedebilmek için mecburen bu ürünü kullanmak durumunda kalıyoruz. Şöyle söyleyeyim, fiyatı Türkiye'de gerçekten pahalı. Türkiye'de son baktığımda 269 liraydı Samsung Türkiye'de. Ben bunu AliExpress'ten getirttirdim. AliExpress'ten 90 liraya getirttirdim. Yaklaşık 12 lira kadar da bir gümrük vergisi ödedim. Yani 100 liraya denk geldi. Türkiye'de neredeyse 3 katı. O yüzden bu tarz şeylerde mecburen işte dışarıdan almak durumunda kalıyoruz. Yani siz de benim gibi müzik dinlerken çok daha iyi hissetmek istiyorsanız 3.5 mm jack ile çalışan kulaklıkları telefonunuzda kullanmak istiyorsanız böyle bir ara aparatı almanız gerekecek. Evet, umarım faydalı olmuşumdur. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bu arada beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.